Ankara'da bir milli mesai için buluştuk ama bu sefer neşeler yerinde. Artık takımın durumu çok iyi. Çin'e gidiyoruz, garantiledik. Siz neler söylersiniz, nasıl hazırlanacak takımın son iki maça? Şimdi bugün biliyorsunuz üzücü bir haberle güne başladık maalesef. Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan'ın babası Utku Onan'ı kaybettik. Utku abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ömer Onan başta olmak üzere Onan ailesine, sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Dediğin gibi bugün toplandık, ilk ekipmanımızı yapacağız. Dünya Kupası grup eleme maçlarında bildiğiniz gibi son iki maçı oynayacağız. Cuma akşamı burada Slovenya ile oynadıktan sonra pazartesi gününde İspanya'da, deplasmanda İspanya'yı oynayıp iki maçla kapatacağız. Tabii bunlar iki tane resmi müsabaka. İkisini de kazanmak istiyoruz açıkçası. Şu anda Türk milli takımı FIBA Dünya sıralamasında 17. sırada. Hedefimiz ilk onun içine girmek. Onun için dediğim gibi önemli maç. Zaten Ankaralı basketbol severler her zaman bizi destekliyorlar. Yaklaşık bir ay önce biletlerin hepsi tükendi satışa çıkan. Bir kez daha Ankaralı seyircilere, basketbol severlere çok teşekkür ediyoruz. Bizim için hakikaten çok önemli destek verdiler. Burada müthiş bir atmosfer yarattılar. Cuma akşamı veda gibi Çin'e gitmeden önce son kez seyircimizle beraber burada inşallah kazanıp mutlu bir şekilde gideceğiz. Bu sezon içi pencere maçlarında birçok oyuncumuzdan yoksun oluyoruz zaman zaman. Tabii karşı takımlar için de bu geçerli. Evet. Şimdi durum nasıl? Biz Scarry Wilbeck'ini kullanamayacağız. Karşıda rakiplerimizde durumlar ne? Siz nasıl bir kadrolaşma öngördünüz bu mücadelede? Şimdi şöyle, 14 kişilik kadroda 2 tane oyuncumuz Anadolu Efes'te kaldı. Perşembe akşamı biliyorsunuz Anadolu Efes Olympiakos maçı var. Evet. Doğuş Balbay ile ilgili daha önce Anadolu Efes menajeri Alper Yılmaz'la görüşmüştük zaten. Kupa maçından sonra Anadolu Efes'te kalacaktı. Perşembe akşamı maçı oynadıktan sonra Doğuş Ankara'ya gelecek ve bize katılacak. Ama dünkü final maçında biliyorsunuz yabancı oyuncuları sakatlandı. Maçtan sonra yaptığımız toplantıda da Mete Can'la ilgili istekleri oldu. Biz de uygun gördük. Mete Can'la beraber dediğim gibi Doğuş Balbay Perşembe akşamı Olympiakos maçından sonra inşallah Cuma günü maçta beraber olacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin.